Efendim herkese güzel bir salı günü diliyoruz. Bu hafta önemli risk başlıkları vardı. Onları pazar gününden beri ifade ettik. Ancak Türkiye açısından geçmişten gelip bugün tüm dünyada bir büyük problem haline gelen gıda fiyatları ve bu gıda fiyatlarının yurt içindeki enflasyonist etkisi önümüzdeki günlerde fiyat istikrarı ya da sürdürülebilir büyümeyi tekrar hatırlamak zorunda kaldığımızda önümüze çıkacak. O zaman çıkacak ama bugün de çıkacak. Öncelikle tüm inananların Ramazan'ını kutlayalım, hayırlı olsun diyelim. Ramazan bir yanda bu kendi ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi bir miktar dengeleme, gem vurma hem de hakça bölüşüm anlamına geliyor. Burada da en temel şeylerden bir tanesi gıda. Gıda fiyatlarını ve perakendeyi birazcık konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Burak Hocam'a öncelikle hoş geldiniz dedikten sonra Burak Hocam hoş geldiniz yayına. Sağ ol Artuncuğum, çok teşekkürler. Ben de senin vesilenle bizi izleyen herkesin bu mübarek Ramazan ayını inananların tabii ki huzurlu ve mutlu geçirmesini temenni ediyorum. Gerçekten son derece güzel, huşu olan bir aydır. Onun için bunun keyfiyle geçmesini tüm herkese temenni ediyorum inananlar üzerinden. Çok teşekkür ederim. Şimdi uzun zamandır esasında bu hastalık öncesinde de yani COVID öncesinde de salgın öncesinde de dünyada tarım fiyatlarının hep yukarı gittiğini gördük. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Yani bu kadar 21. yüzyılda hala insanların açlıkta ölüyor olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Onun için dönüp kapitalizm diyoruz. Allah cezanı vermesin. Bu nedir dengesizlik? Bakıyoruz en önemli göstergelerden bir tanesi dünyadaki tarım fiyatlarını gösteren FAO'nun endeksi. Onu arkadaşlarım ekrana getirsin ve ardından söyleyeyim. Bu gıda fiyatı, tarım fiyatı, girdi maliyetleri neden böyle yüksek? Bizi nasıl etkilemeye devam edecek bundan sonra? Şimdi Artunç, bu grafik önemli bir grafik. Ben bunu geçen gün kendi videomda da paylaşmıştım. Şu nedenle önemli bir grafik. FAO, Birleşmiş Milletler altında çeşitli 5 ana grup üzerinden fiyatları ölçümlüyor. İşte neler var? Hayvancılık fiyatları, süt fiyatları, tahıl fiyatları, bunların hepsinden de bir bileşik endeks ortaya çıkartıyor. Şimdi görülen bu grafik üzerindeki endeksin bileşik endeksi, sol taraftaki olan endeksin son 10 aydır sürekli olarak dünyada yükseldiğini görüyoruz. Yalnız daha evvel bu FAO, yani dünya genelinde tarım özellikle gıda fiyatları, tarımsal ürün fiyatları artmıyordu. Yani biz bu anlamda çok kötü ayrışıyorduk dünyadan. Yani bizde sürekli olarak tarım enflasyonu çok yüksekti, dünyada artmıyordu ama son 10 aydır üst üste dünyada da tarımsal ürün fiyatlarının arttığını görmeye başladık. Şimdi bunun bir gerçekten böyle mi, emtia fiyatlarında bir artış var mı diye baktığımızda aslında geçen hafta açıklanan IMF raporu içerisinde de buna vurgu var. Burada da özellikle emtia fiyatlarından yola çıkarak işte petroldü ya da diğer emtia türevleriydi, sanayide kullanılan metallerdi. Bunları zaten sürekli konuşuyoruz ama bunun içerisine gıdayı koyduğunuz zaman gıda fiyatlarında da son dönemde ciddi bir yükseliş olmaya başladığını görüyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Yani gümbür gümbür bir enflasyon geliyor dünyada ve bu enflasyonun temelinde de aslında hem emtia fiyatları var, bir diğer tarafında da gıda fiyatları var. Şimdi bizim için önemli olan nokta ne? Biz zaten gıda fiyatlarında yüksek enflasyona karşı bir türlü başaramamış, bunu bir türlü gıda fiyatlarını dengeye alamamış bir ülkeyiz. Sürekli olarak buradan gol yiyoruz. Zaten diğer taraftan emtia fiyatları da dünya genelinde yükseliyor. Dolayısıyla enflasyonist bir sürece giriyoruz. Bugün Almanya'nın rakamları geldi. 2017'den bu yana aylık en yüksek fiyat hareketlerinin olduğunu gördük. Dolayısıyla orada da enflasyon artıyor yani. Artıyor, her yerde artıyor. Yani bu büyük bir tehlike. Gümbür gümbür geliyor. Yani söyleye söyleye aylar öncesinden ben geliyorum diyerek geliyor. İşte bizdeki yansımalarında birazdan grafiklerde tekrardan onları da göreceğiz. Onlar üzerinden konuşalım. Peki. Şimdi bizim izleyicilerimiz iki tane noktayı çok önemsiyorlar. Bir tanesi yani bu enflasyon gerçek mi değil mi, gıdadaki gelişmeler var falan. Ama ondan sonra da diyorlar ki ya biz bunları biliyoruz zaten çok yüksek. Bunlar işte bizi ne yapalım o zaman? Hani diyorsun ya gıda enflasyonu geliyor, enflasyon çok yüksek geliyor. Gidelim o zaman gıda şirketlerine, perakende şirketlerine mi yatırım yapalım? Ve dönüyor. İşte enflasyon geliyorsa enflasyondan korunmanın yolu
altına yatırım yapmak mıdır, öyle mi yapalım diyorlar. Sonucu buraya bağlayacağız bir kere. Baştan bunu söyleyelim ve hemen ikinci grafiğimize geçelim. Emtia fiyatları. Enflasyon, özellikle bu Covid ile birlikte üretimin sekteye uğradığı, talebin hızla düştüğü dönemde tekrar talep artmaya başladığında üretim onu yakalayamayacağı için, arz onu yakalayamayacağı için fiyatlar artacak diye düşünüyor. Endüstriyel metaller ve değerli metaller diye ayırıyorum ama emtialarda da genel bir yükseliş var herhalde, değil mi? Grafiğimiz onu mu söylüyor olacak? Evet, onu söylüyor. Çünkü dünyada iyileşmenin fiyatlandığı yönlerden bir tanesi de bu emtia fiyatları. Çünkü daha önce düşen talep vardı Covid nedeniyle. İşte biliyorsun konteyner fiyatları falan çok yüksek fiyatlara çıktı. Evet. Çünkü dünya ticareti bir nevi sekteye uğradı arz yönlü. Şimdi dünyada yavaş yavaş pandeminin etkilerinden ülkeler çıkmaya başladılar. İşte bugün Bullard'ın açıklamaları vardı. Haziran sonu gibi Amerika'nın %75'i aşılanacak deniyor. Çok önemli rakamlar geldi. Dün New York valisi Cuomo, Amerika'da, New York'ta, eyalette, yani komple bütün eyalet olarak söylüyorum, 1/4'ünün aşılandığını söyledi. Yaklaşık işte çok 38, %38'lik kısmının ciddi bir sayı ilk aşıları, ilk doz aşıları olduğundan bahsetti. Onun için çok önemli rakamlar var. Şimdi bütün bunlarla beraber dünya ticareti gelişmeye başlayınca tabii ki bu metallere, sanayi metallerine ya da kıymetli madenlere olan talep de artmaya başlıyor. Petrol gibi. Petrole de olan talep yükseliyor. Bununla beraber zaten bir enflasyonist baskı var. Biz bunlar üzerinde herhangi bir oynama gücümüz yok. Yani bizim cari açımıza baktığında enerji cari açımız çok yüksek olarak seyrediyor. Çünkü zaten bizde petrol falan çıkmıyor. Diğer tarafa baktığın zaman gıda da bu enflasyonu körükleyebilecek olan unsurlardan bir tanesi. Ben buna niye dikkat çekmek istedim? Bizim ikinci grafiğimiz ve birinci grafiğimize bakarsak ikinci grafiğimizde şu var. Özellikle tarımsal girdi fiyatları Türkiye'de çok yüksek ve bu sürekli olarak artıyor. Yani bunu aşağı doğru indiremiyoruz. Buradan ciddi bir şekilde baskı yiyoruz. Diğer taraftan baktığında o birinci grafikte de göreceğiz. Özellikle tarım üfe, yani üreticilerin maliyetleri de bu anlamda artıyor. Zaten biz ucuza mal edemediğimizi, zaten ucuza üretemediğimizi, bir de ucuza tüketemediğimiz için buradan ciddi bir şekilde enflasyondan gol yiyoruz. Onun için bu bizi farklı alanlarda etkileyebilecek olan hususlar. Ha şimdi şunu söylüyor herkes. Ben de buna katılıyorum. Hocam bu rakamlar üzerinden niye yorum yapıyorsunuz? İşte bu rakamlar doğru mu değil mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu ayrıca tartışırız. Ama elimizde başka veri yok. Dolayısıyla buna farklı yönden yaklaşan Enak grubun çeşitli rakamları da var. Onu da çok takdir ediyorum ve değerlendiriyorum. Her yerde de vurguluyorum ama resmi rakamlara göre bile bu oldukça yüksek ve bizi tehdit ediyor. Şimdi mühendislikten söyleyeyim. Biz bir parça üreteceğimiz zaman o parça, yani hani çok kabaca anlatıyorum, at arabasıysa toleransı üreteceğin milin %1-2 koyarsın. Uzaya araç gönderiyorsan milyonda bir böyle toleransla çalışırsın. Şimdi Türkiye'ye yatırım yapacak adam da bakıyor, bu veri diyor doğru mudur yanlış mıdır? Türkiye'ye üstüne risk primini koyuyor. At arabası gibi görüyor. Risk primini yapıştırıyor. Diyor ki enflasyon kaç kardeşim, 15 mi? Koy abi 10 puan diyor. Biz de ondan sonra yani burada beyin ameliyatı yapmaya çalışırken marangoz gibi çalışmaya başlıyoruz. Şöyle baltayla keserle çalışmaya başlıyoruz. O zaman üçüncü sorum da şu olacak. Hani hisseye, emtiaya dair çıkarımlarda bulunacağız değil mi? Üçüncü sorum da şu olacak. Hani bu perakende yasası geliyor. Yok işte fahiş fiyat araştırması var. Hani deniyor ya. Bu biraz önce söylediğiniz dünyada fiyatlar esasında gıdada yüksekken bizde yüksek değilken bizde yüksektinin bir nedeni mi var? Yani acaba devlet doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor bu fahiş fiyat araştırmasıyla konusunu da konuşacağım ama hemen bunun öncesinde şu iki tane konuyu konuşalım. Tarımsal girdi fiyat endeksi ve TÜFE çok mu yüksek bizde? Bu giderek hızlanacak ve bizi enflasyonda hatta nasıl söyleyeyim, mutfağa hani ateş düştü diyorlar ya, yangın var mutfakta diyorlar ya, oraya doğru mu götürüyor? Gittik bile, götürmesinden ziyade gittik bile. Biliyorsun Metropol Araştırma Şirketi'nin bir araştırması vardı. Türkiye'de özellikle nüfusun büyük çoğunluğu gıda fiyatlarındaki fiyat artışının %40'ın üzerinde olduğuna inanıyor. Hissediyor, evet. Çünkü bunu hissediyor. Nereye gidiyor ki markete, bu fiyatların günden güne değiştiğini görüyor. Pazara gidiyor, görüyor. Ben de aynı şekilde yani elimden geldiğince çıkmamaya çalışıyorum ama gittiğim zaman bu fiyatları görebiliyorum. Dolayısıyla aslında bizim genel olarak tükettiğimiz gıda olduğu için
bizim enflasyon sepetimizde ağırlık gıda olduğu için bunun yoğunluğunu çok yüksek olarak hissediyoruz. O nedenle aslında bu ciddi bir araştırma yapılması gereken konu tabii ki. Yani hisse değerleri üzerindeki ayrı bir değerleme konusudur ama evet. Neticede şöyle de bir gerçek var. Yani pandemi döneminde neyi gördük? Her türlü ihtiyacımızdan kesinti yaptık ama gıda ihtiyacımız devam ediyor. Hatta evde olduğumuz için daha da hızlı ve daha fazla tüketiyor konumuna geliyoruz. Onun için gıda fiyatları şu anda herkesi yakan en önemli konunun başında geliyor. Yani bunun altyapısı farklı, işte çözüm olabilir mi perakende yasası, olmaz, hal yasası olur mu olmaz, buna takılmış gidiyoruz. Yani birileri söylemiş, demiş ki hal yasasını ben düzeltirsem Türkiye'de fiyat hareketleri düzelir. Hayır, düzelmez. Çünkü malların bütün hepsi hallerden geçmiyor. Hele son dönemlerde baktığında hallerden geçen malların sayısı iyice azaldı. İşte bu marketler, süpermarketler dolayısıyla. Yani bu da ayrı bir konu. Bunu da ayrı incelemek lazım. Peki. Şimdi bir soru daha geldi o zaman bunu anlattığınızda aklıma. Şimdi hani bu erken seçim şu bu tartışmaları oluyor. Nereden geldim bu konuya? Şuradan geldim. Türkiye'de ekonomi çok önemlidir siyasi tercihlerde. Siz hep diyorsunuz ki ya bu Merkez Bankası faiz arttırmak falan işte bütçe disiplini falan bunları geç Ertuğrul. Yani çünkü seçim gelecek. Hiçbir hükümet de bunu yapamaz. Bu hükümet de yapmayacak demiştiniz. Ben aksine soruyordum. Sonra işte Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yeni başkan geldi. Şimdi o fiyat istikrarına vurgu yapıyor. Yani toleransı ne kadar inanılıyor, inanılmıyor ayrı bir konu ama o zaman bu özellikle gıdada falan mutfakta fiyatlar böyleyse erken seçim konusunda ya da seçim konusunda çok bir beklenti sahibi olmak doğru mu? Çünkü bu temel bir problem. Dünyada enflasyon artıyor. Biz de enflasyonu düşürmek için yapısal bir şeyi kısa zamanda yapamayız. Artı Merkez Bankası da ne zaman imkan bulursa faiz indirecek gibi bir konu var. O zaman seçim sanki çok hani erken seçim çok bana şey gibi geliyor. Romantik bir beklenti gibi geliyor. Ne dersiniz? Evet, yani sonuçta tabii siyaset uzmanları daha farklı değerlendirebilirler bu konuyu ama neticede eğer siyaset ekonominin en önemli göstergesi ve etkeniyse ki öyle olduğuna inanıyorum, ikisi birbirine çok bağlı, bu koşullarda herhalde hükümet böyle bir seçime gitmek istemez. Onun için seçimi zamanda yapıp, yani zaten daha önceki Merkez Bankası Başkanı varken de benim temel düşüncem şuydu: ya boş versen %5'leri falan söylüyorsun ama toparlamak, bizi şöyle tek hanelere falan getirecek bir hareket yap, biz toparlayalım bu iki senede, ondan sonra gidelim seçime, sonrasına bakarız mantığı zaten vardı. Arkasından paketler açıklandı. Bu paketler çok böyle doyurucu gelmedi, biliyorsun. Burada da çok konuştuk. Şimdi elde bir hikaye kalmadı. Yani başka ortaya koyabileceğimiz bir hikaye yok. Ne hikayesi var? İşte Avrupa Birliği ile bir ilişki iyileştirme hikayesi olabilir falan. Yani daha çok hikayeler ekonomikten siyasete dönmeye başladı. Onun için bence şu anda gidemezler. Yani gitmezler de zaten temel mantıksal olarak baktığında da gidilmez. Ama iki seneye düzelir mi bunlar? Bana kalırsa hiç düzelmez. Çünkü ipin ucu iyice kaçtı. Yani ekonomide eğer sabredilebilseydi Naci Ağbal'a ve onun uygulamalarına, o zaman farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama şimdi bana kalırsa ipin ucu tamamen kaçmış gözüküyor. Peki, konuyu böyle bambaşka bir yere getireceğim. Şimdi hani siz yeniliklere açık da bir hocasınız. Mesela Bitcoin'le falan ilgileniyorsunuz. Ben biraz daha klasik kalıyorum sizin yanınızda ama şimdi mesela Işık Ökte hep diyor ki, pek çok hisse yatırımcısı da, uzmanı da söylüyor bunu. Yani en kötü gözüktüğü dönemde bile bazı hisse senetleri vardır ki ciddi yatırımlar elde etme imkanınız olur. Mesela Işık diyor ki işte ben diyor faizin %18-17 olduğu bir yerde %56'dan aşağı upside olmayan, yani yukarı kar imkanı olmayan hisse senedine yatırım yapmam diyor. Dün Murat Salman, hatta izleyiciler de ya Murat Bey hiç bu kadar kötümser görmemiştik dediler. O böyle bir biraz daha uzak kalalım havasında. Perakende sektörüne ilişkin özellikle işte bizim Integral'in raporları var. Mesela Ülker raporu yazmışlar. Onu bizim siteden de görebilirsiniz. İşte Migros raporu yazmışlar. Bir de bakıyorum bunun dışında Ülker ve şey dışında bir de BİM raporu var. Bunlar çok önemli şirketler diye düşünüyorum bugünlerde. Neden? Hem Türkiye açısından enflasyon ve enflasyondaki yükseliş dolayısıyla temel gıda maddelerini satıyor oldukları için bu onları nasıl etkileyecek sorusunu merak ediyorum. Yani hisse performansları açısından okuyabilirsiniz Integral raporlarından.
Hem de önemli girdilerinden bir tanesi kira. Çünkü hani marketler yer tutuyorlar falan filan. Dolayısıyla hani enflasyonda alkolü dışarıda bırakırsak çok önemli belirleyiciler bunlar. Nasıl etkilenecek sizce perakende sektörüne baktığınız zaman? Buralar mesela yatırım yapmayı düşünür müsün? Ya Artunç, ben hiç şu anda hisse senedi düşünmem çünkü işin ucu kaçtı diye mi düşünüyorum dersiniz, yoksa ya olabilir böyle iyi upside'lar varsa falan bakarız mı dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz bu sektörü? Şöyle düşünürüm Artuş, ben yani hisse senetlerini kendim bireysel olarak, tabii ben diğer arkadaşlarım gibi bu işin profesyoneli değilim, olaya daha makro mikro açıdan bakabiliyorum ama kendim bireysel bir yatırımcı olarak baktığımda ben hisse senetlerini her zaman yatırım yapılabilecek bir alan olarak görürüm. Neden? Çünkü genel endekse bağlı olarak değil ama hisse senetleri ve iyi hikayesi olan, iyi performansı olan, temettü dağıtma ahlakı olan şirketleri seçersem ben onlardan her zaman kazanırım diye düşünüyorum ve uzun dönemli bakıyorum bu işe. Kısa dönemli al-sat mantığıyla değil. Şimdi bu yapıda baktığım zaman bir kere benim için en önemli şey temettü ve temettü ahlakı. Bu önemli bir konu. Maalesef bu konu içerisinde bu ahlaka sahip olmayan çok fazla şirketimiz de var. Bu genel endeksler çerçevesinde bahsediyorum. Ama bunların haricinde temel baktığım, ben sektörlerin gideceği yönlere bakmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de özellikle son dönemlerde bir milli gelirde düşüş var. Fakirleşiyoruz. Her kur artışı bizi fakirliğe doğru adım adım götürüyor. O nedenle fakirleştikçe ucuzcu marketlere daha çok talep olacağını öngörüyorum ben. Ve bunların belki alt versiyonları da çıkabilir. Yani daha ucuza da satabilen, daha ucuz mağaza konumunda bakkal mantığına dönüştürebildikleri çeşitli küçük ve daha az kira ödeyebilecekleri ama temel ihtiyaç maddelerini barındıran, diğer başka maddeleri barındırmayan yapıya geçebilirler. O nedenle benim buradaki görüşüm ucuzcu olan marketler, işte bunlar 3 harfler olarak adlandırılıyor. Bunlara genel rağbetin artacağı yönünde düşünüyorum ben. Temel cin düşüncem bir bu. Geldi aklıma. Evet, pardon, buyurun lütfen. Estağfurullah. Yani sebebim bu. Fakirleşmeyle alakalı. Eğer daha gelir artışına sahip olabilseydik, daha üst segmente sahip olabilen marketlerdeki müşterilerin artabileceğini düşünebilirdim. İkincisi tabii ki bu alkol ve alkollü içecekler konusu önemli. Özellikle market gelir anlamında baktığımızda Migros tabii bunlardan ayrılıyor çünkü alkollü içecek de satabiliyor ama onların da kısıtlamasının, özellikle bu cuma günü alışveriş yapıp hafta sonları yapmamak falan gibi çeşitli getirilen kısıtlamaların onların gelirlerine de önemli etki, olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Bu kısıtlamalar zaman içerisinde kalkar, Ramazan sonrası pozisyonlarına bakarsak bence orada bir farklı gelişme görebiliriz. Ama genel olarak ben özellikle pandeminin Türkiye'de çok daha uzun süreceğini, dünya çıkarken bizim çıkamayacağımızı göz önüne alırsam bu online erişim vasıtasıyla uzaktan taşıma, getirme, götürme işlerine daha hizmet olarak sunabilen şirketlerin de bu dönemde bir parça daha ayrışabileceğini düşünüyorum bunlar içerisinde. Çünkü sayı gelmiş 54 bin, 55 bine. Çok insan markete gitmek istemiyor ya da gittiği zaman tek seferde alışveriş yapabilmek istiyor. Bu marketler içinde eve getirmeyi bir daha hızlı performans olarak konumlandıranlar, ki var onlar. Bazıları eve getirmeyi yapıyor, bazıları yapmıyor. Onların daha fazla performansla çalışabileceğini düşünüyorum. O nedenle ben olsam ayrışmamı buna göre yaparım ve o şirketlere doğru yönlenirim diye kısaca açıklayayım. Çok güzel açıkladınız. Siz bakarken ben biraz önce bizim araştırma grubunun yazdığı o 3 şirketin 2 tanesinde temettü dağıtımı olduğunu gördüm. Evet, onun için söyledim zaten. Harikasınız. Ondan sonra bunlardan 3 harflilerden bir tanesi, o da temettü dağıtıyor, ona da baktım. Tabii Migros'un bir de bu ara sosyal medyada inanılmaz bir saldırıyla karşı karşıya bu işçi sorunlarıyla ilgili. O da enteresan bir konu. Bu fahiş fiyat konusu mu bilmem ne. Twitter'da çok enteresan bir, sosyal medyada enteresan bir yer olmuş gibi gözükmekte. Ama bir şeyi altını çizmek lazım. Biz FX TV olarak finansal okuryazarlığa çok önem veriyoruz. Siz de dün Atilla Köksal'la, Foder Başkanı ile yaptığımız yayını izlediğinizi ve çok beğendiğinizi söylediniz. Ve hatta Foder'e üye olmak istiyorum dediniz. Evet. Onu da çok güzel bir haber olarak bugün hemen Foder Yönetim Kurulu'nun sizi aramasını, arkadaşların aramasını sağlayacağım. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Siz de yakında başlayacaksınız eğitimlere.
FX TV içerisinde. Murat Salman'ın bu hafta bir güzel eğitimi var. Her hafta güzel eğitimlerle, detaylı içeriklerle karşınızda olacağız. Hocam yanlışım varsa düzeltin. Yani hepimiz çok bildiğimizi söylediğimizde çok yanılıyoruz. Belki dönüp bir tekrar, hani ben ona şey diyorum, Küçük Prens'i okumak gibi. Bir dönüp böyle bir tekrar Küçük Prens'i okumak, bir tekrar işin alfabesine dönmek lazım. O yüzden bu eğitimler çok önemli. Eğitim şart diyorum, ne dersiniz? Valla Artuç, buna çok katılıyorum. Çünkü hani şimdi ben gelmişim 51 yaşına, işte profesör olmuşum, yaklaşık 12 senedir falan da bu işin profesör seviyesinde yapıyorum. Ama hiç şunu yapmadım. Yani biliyorum, oldum ben demedim hayatım boyunca. Hala bile eğitimlere katılmaya çalışıyorum. Bunlar yerli eğitimler oluyor. Çoğunlukla yabancı eğitimlere katılmaya çalışıyorum ki bize farklı bir görüş verebilsinler. Çünkü biz burada Türkiye'de sıkıştık. Hep aynı konuları konuşuyoruz. Siyaset bizi boğuyor ve dolayısıyla sıkıldık artık bunların içerisinde kalmaktan. Bir parça adamlar ne konuşuyorlar, geleceğe nasıl bakıyorlar, vizyonları neler, onları öğreneyim diye. Şimdi bu eğitimler tabii bu online olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi de işte oturuyoruz böyle rahat rahat evimizde, rahat pozisyonda. Hiç gidemeyeceğim ülkelere, ki dolar olmuş zaten 8.20. Ben kalkıp Amerika'ya nereden gideceğim? Gideceğim de o eğitimlere bir de dünya para vereceğim. Hiç parasız olan bu eğitimlerin tamamına katılma ihtiyacı hissediyorum ve kendimi ona göre hazırlıyorum. Hatta geçen gün eşim itiraz etti. Ya dedi ki, bu kadar çok artık salonu meşgul ediyorsun. Yok eğitimiydi, yok kendi verdiğin derslerdi. Biz tıkıldık kaldık mutfağa. Yeter artık dedi. Ama buna rağmen devam ediyorum. Onun için herkese de tavsiyem, eğitimler çok önemli. Yani bu eğitimlere devam etsinler. Eğitimleri mutlaka biliyorum demesinler. Başka birisine öğrenebilecekleri bir yol da olabilir. O yol, küçücük yol, onlara bambaşka yolu açabilir. Onun için eğitim ölene kadar. Yani öldüğümüzde olduk diyeceğiz artık. O da ne kadar olduysak o kadar. Çok güzel söylediniz. Ben de naçizane bir size öneride bulunayım. Hanımın sözünü dinleyin. Fazla zorlamayın hocam. Evet, kesinlikle. Yani en önemli şey o. Kim söylemişti? Sanırım eski bakanlardan biri söylemişti. Yani hanımın ser dediğini yapmak lazım diye. Doğrusu o. Kesinlikle. Kesinlikle. Pozitif ayrımcılığın dibine vurmuş olalım diyelim. Böyle çıkaralım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlıklı. Ben teşekkür ederim.